Son günlerde siyasete damgasını vuran kaset skandalları konusunda İslamiyet ne söylüyor? Elbette gizli kamera yerleştirmek ve insanların özel hayatına girmek suç. Ancak kamu görevi yapan insanları bu konuda muaf tutmamız gerekir mi? Yoksa kamu görevi yapsalar da insanların ayıplarını örtmemiz mi gerekir? Şimdi kamu görevi yapmak ya da yapmamak diye bir ayrım yapamayız. Allah-u Teala, tabi burada bir kadın var, bir de erkek var. Yani erkek suçlanırken kadın da suçlanmış oluyor. Kadınlarla ilgili olarak namuslu bir kadına zina suçu atanların 4 şahit getirmesini Allah emrediyor. Bir de onu söyleyen 5 ediyor, değil mi? Eğer bu söyleyen kişi 4 tane şahit getirmezse 80 değnek de cezalandırılıyor. Bu ne demektir? Bu konularda ağzınızı sıkı tutun. Gözünüze görmüş olsanız bile kendi kendinize bile tekrarlamayın. Birisi duyarsa canınız yanar ha. Sadece 80 değnekle kalmaz. Aynı zamanda ebediyen şahitlikleri de kabul edilmez. İyice tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse ondan sonra kabul edilir. Şimdi burada İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırmak Cenab-ı Hak tarafından yasaklanmıştır. Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde "Vela tecessesu" diyor Allah-u Teala. Yani 49. ayet suredir, değil mi? Öyle biliyorum. Evet. 49. sure 516. sayfa. Bak diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenü istinibu ketiren minezzan inne ba'dezzan ismun. Müminler zannın çoğundan kaçının. Ya bu böyle yapmıştır etmiştir demeyin. Kesin bilginiz yoksa konuşmayın. Ya sen bakma yapar. Yok kardeşim, olmaz. İnsanları suçlamak bizim görevimiz değil. Ondan sonra ne diyor? Vela tecessesu, kimsenin öyle aybını kusurunu araştırmayın. Bu Allah'ın emri. Ama ne yapıyor? Adamın evine, yatak odasına, şurasına, burasına kamera yerleştiriyorlar. Ondan sonra da bunu ortaya dökerek o insanları rezil ediyorlar. Tamam, bu kişinin yaptığı tabii ki tasvip edilecek bir şey değil. Elbette ki günah. Ama kardeşim, onun o günahı ortaya dökmek belki onun 1000 misli günahı olur. Yani çünkü o pisliği yayıyorsunuz. Bu insanlar toplumda örnek alınan insanlarsa birçok kimse bunu kötü örnek olarak da alacaktır. Dolayısıyla bunlar asla kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlara hiçbir şekilde alet olmamak lazım. Ve bu tür şeyleri duyduğumuz zaman da öyle sağda solda duydun mu ne olmuş falan gibi hiç duymazlıktan gelmemiz lazım. Vazifemiz odur. Hiç duymazlıktan gelmemiz lazım. Hadi mesela bundan önce birisi İşte ben falancanın kaseti bende var, sana bir göndereyim de. Yok kardeşim, yok, sakın sakın. Sakın dedim ben, öyle hiç. Bana ne yani? Olur mu? Onun bunun ayıbını kusuruna bakmak benim görevim mi? Evet. Evet.